Selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir kitap dostlarım. Bugün sizlere biraz daha farklı bir kitap önerisi yapacağım. Konseptimiz farklı olacak. Bu videoda Hogwarts kulüplerine göre kitap önerisi yapacağım. Yani kitapları ve kulüplerin özelliklerini biraz kafama göre eşleştirdim. Hani direkt birebir karşılamayabilir. Bu sadece eğlence amaçlı olan bir kitap. En azından bu kitaplara bir şans vermenizi isterim. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi öncelikle Gryffindorlar ile başlayalım. İlk olarak Yılan ve Güvercin. Yılan ve Güvercin arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle size tavsiye ederim. Bu kitap yani bu kitabı şöyle 3 kitaplık bir seri. İlk kitabını çok sevdim. İkinci kitabı nefret ettim yani öyle. Üçüncü kitap ama güzeldi. Üçüncü kitap için belki alınıp okunabilir. Yılan ve Güvercin kitabı cildi çok güzel. Yani cildi, kapağı her şey çok güzel ama Bilmiyorum ikinci kitaptan sonra sarmadı fakat yine de önerim yani alıp okuyabilirsiniz bu kitabı da. Diğer bir kitap ise Kan ve Kül'den. Kan ve Kül'den'i kesinlikle ama kesinlikle alın, okuyun. Bakın bu kitap çok güzel fakat şöyle ee, bu kitapta biraz artı 18 sahneler var o yüzden hani bunu bilerek okuyun yaşınız küçükse de bunun yerine farklı bir alternatif seçin. <laughs> Şimdi size bu kitapların biraz konusundan bahsedeceğim ama sıkıcı olmasın diye daha yüzeysel olarak bahsedeceğim. Böyle detaylı detaylı neler oluyor, ne yapıyorlar, neden böyleler, hani karakterler şöyle mi böyle mi diye uzun uzun anlatmayacağım. Hemen yüzeysel olarak geçeceğim. İlk kitabımız Kan ve Külden. Kan ve Külden'i çok sevdim. Vampirler ve büyücüler, kurt adamlarla alakalı bir dünya. Hani... O kadar iyi ki ne desem bu kitap için az kalır. Diğer kitap ise Yılan ve Güvercin. Yılan ve Güvercinde de enemies to lovers var. Yani nefretten aşka dönüşen bir ilişki. Enemies to loversları çok seviyorum. Özellikle fantastik kitaplarda çok çok hoşuma gidiyor. Ama bu kitapta biraz abartılmıştı sanırım. Lou diye bir cadımız var. Bu cadımız Raid ile birlikte kutsal evlilik bağıyla birleşiyor. Raid de kim tahmin edin? Cadı avcısı. <laughs> Cadı avcısı cadılardan nefret ediyor böyle. Yani alıp fırlatısı geliyor. Hiç kimseden haz etmiyor. Sürekli öldürmek istiyor ama olaylardan dolayı farklı bir şekilde gelişiyor. Bu buradaki ışık ne böyle nur inmiş gibi. Hemen kapatayım geleyim bir saniye. Arkadaşlar bir diğer kulübümüz ise Silterin kulübü. Silterin sinsi yılansınız yani daha size mükemmel bir sürü kitaplar önerebilirim ama sizin yılanlığınızı kaldırabilir mi kitaplar bilmiyorum. Silterinleri tatmin edecek sinsilik, böyle entrika, yalan, dolan, ihanet her şeyin olduğu iki tane kitap önereceğim size. Bunlar da çok güzel kitaplar. Benim de favorim olan kitaplardan bir tanesi bu bizim hikayemiz. Şöyle göstereyim size. Bu kitap çok güzel. Ben aldığım zaman karton kapak edisyonu yoktu. Şimdi karton kapak edisyonu da var. E, şu an alabilirsiniz. Hatta bu videoyu yayınladığım zaman Amazon indirimleri de devam ediyor olacak. Hemen izleyip alabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Bu kitabın konusu da şöyle. Beş arkadaş e, bir gölevinin bahçesi demeyeyim de bir gölevinde geyikleri avlamaya gidiyorlar. Fakat beş kişi gidenlerden dört tanesi geri dönüyor. Birisi orada vurulup ölüyor ee, o ölen kişiyi bulmaya çalışıyor kız bir karakterimiz var kız karakterimiz o kişileri bul, o kişiyi bulmaya çalışırken hani ölen kişi kimin öldürdüğünü bulmaya çalışırken kendisi de işlerinden birine Aşık olabilmek iş, iş, işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve iş dedim konuşamadım salak gibi. Bu dört arkadaş birbirini koruyor sürekli. Hani polisleri yalan söylüyorlar, başkalarını yalan söylüyorlar. Kim gitti, kurşun kimden ateşlendi, asla doğruyu söylemiyorlar ve bunu öğrenmeye çalışılıyor kitapta. Çok akıcı, aşırı iyi bir kitap yazarın dili de çok güzeldi. Ben bir oturuşta 100-200 sayfa okumuştum resmen tavsiye ederim. Diğer bir kitabımız ise Kimseye söylemeyeceğine söz ver. Ben bu kitabı çok çok ucuz almıştım zamanında, hani 15 liraya falan almıştım. Hatta ciltli bir kitap. Şöyle söylemeyeceğine söz ver. Bu yazarın kitaplarını çok seviyorum. Hani ilk defa polisiye başlıyorsanız veya gizem gerilime başlıyorsanız kesinlikle önerilerimden bir tanesi böyle biraz fantastikli, biraz dark bir havalı polisiye gizem gerilim dolu bir kitap. Bu kitap aşırı heyecan dolu, meraklandırıcı, neler olacağını tahmin etmeyeceğiniz bir kitap. Kitapta bir kız var. Bu kız bir anda ortadan kayboluyor ve asla geri dönmüyor. Herkes öldü sanıyor. Fakat şöyle de bir olay var. Şu anki zamandan 40 yıl öncesinde de başka bir kız aynı şekilde kaçırılmış ve öldürülmüştü. Bunu araştırıyorlar. Yani günümüzde geçmişteki zaman birbiriyle karışıyor. Ve ortaya efsane bir cinayet hikayesi çıkıyor arkadaşlar. Diğer bir kulübümüz ise Hufflepuff. Yani bu kulübü ben de kendime yakın olarak görüyorum veya hissediyorum. Gerçi bilmiyorum Harry Potter'ın filmlerini izledim ama kitaplarını okumadım. Böyle belki biraz Hufflepuff'lık olabilirse. Ben bütün kulüplerin karışımıyım galiba ya. Herkese oynadım gibi oldu şu an ama <laughs> ben bütün kulüplerin karışımıyım arkadaşlar. Böyle Hufflepuff'lar daha çok soft sakin, relax bir kulüp olduğu için. Onlara da daha böyle soft, sakin, relax kitaplar önermek istedim. Ama bu kitaplar efsane kitaplar. Bu kitapları okuyun ve gidip bana diyeceksiniz ki Afşin işte iyi ki bu kitapları almışım, iyi ki okumuşum, harika kitaplar diyeceksiniz. Şimdi buradaki Akelius'un Şarkısı önerim. Bu Akelius'un Şarkısı benim en 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 sevdiğim kitaplardan bir tanesi ve yüzeysel olarak geçmek istemiyorum. Biraz size bu kitabı detaylandıracağım. Akelius'un şarkısı mitolojik bir kitap. Bu kitabı okumanız için mitoloji bilginizin en üst düzeyde olmasına gerek yok. Temel bir mitoloji bilgisiyle veya hiç mitoloji bilmiyorsanız bile alıp okuyabilirsiniz. Kitap Patroklos'un gözü, önü, gözü önünde ne? Gözünden anlatılıyor. <laughs> ben de 10 günde video çekmeyince konuşmayı unuttum herhalde. Patroklos'un gözünden anlatılan bir kitap. Aşırı sürükleyici. Sizi böyle buradan alacak, böyle Yunan mitolojisinin içine atacak bir kitap ağlamaktan. Kalbim paramparça oldu. İçinde savaş zaten var. Hani Yunanları anlatan, o mitolojinin, o zamanın konularını anlatan, atmosferini anlatan olaylar var. Ama en güzeli de çok güzel bir aşk var arkadaşlar. Kitabımın her yeri post-it oldu. Bakın hatta şöyle göstereyim. Ben bu kitabı okuduğum zamanlarda kitabıma ilk kez post-it yapıştırıyordum. Böyle... Aa buraya da yapıştırayım, aa şuraya da yapıştırayım derken kitabımın her yeri post yapıştırmıştım. En çok post yapıştırdığım kitaplardan bir tanesiydi bu. Ama şu an tabii ki Nietzsche ağladığında. Yani basit bir e, mitoloji bilgisiyle veya hiçbir bilginiz olmasa bile bu kitabı alın, okuyun ve dünyadaki en iyi kitabı okumuş olun. Diğer bir kitap ise çok soft, çok sevdiğim böyle orada da yine bir alıntı var. Alıntısı çok güzel olan bir kitaplardan bir tanesi Satır Aralarında Buluşalım. Satır Aralarında Buluşalım şöyle göstereyim. Artemis Millennium yayınlarından çıktı. Artemis Millennium yayınlarında daha geçen sene veya bu sene olan bir yayın evi. Artemis yayınlarının alt yayın evi. Çok güzel hatta şöyle baskısını göstereyim size. İç baskısını da göstereceğim. Açabilirsem. Şuna bakın. Çok güzel cildi. Çok güzel. Bu kitabın konusunda hemen anlatayım size. Bu kitabın konusu da şöyle yayın evine geçiyor. Yani her kitap kurduğun hayalidir. Bir yayın evinde çalışmak, yayın evinde geçen bir kitap yazmak ya da ne bileyim yayın eviyle alakalı olan her şey bir kitap kurduğun hayalidir. Hemen e, yine yüzeysel olarak bahsedeceğim. Savannah Pennington bir yayın evinde editör olarak çalışıyor. Ama bu yayın evi arkadaşlar sadece edebi değerleri olan kitapları basıyorlar. Yani böyle aşkmış, sınır bir bilmem neymiş bu tarz şeyleri basmıyor yani kurgudaki yayın evi. E, bu yüzden de Savannah böyle kendisi de bir kitap yazıyor ama kendisi yazdığı kitap romantik komedi, aşk tarzı bir kitap ve e, onu da göstermek istemiyor. dışlanmak ya da kötü gözle bakılmasını istemiyor. Ama tabii ki hayatta ne doğru gidiyor ki kurguda da doğru düzgün bir şekilde gitsin. Savannah'ın böyle toplantıda ayağı kayıyor ve elindeki o düzenlenmesi gereken romantik komedi kitapları kitapları diyorum romantik komedi kitabının sayfaları tamamen dağılıyor etrafa. Hemen Savannah böyle kağıtları topluyor ve yayın evinde gizli bir yere koyuyor. Fakat orada da yine başka yakışıklı bir gizli editörümüz kitaba notlar bırakmaya başlıyor. Burası şöyle kötü, burası böyle kötü derken Savanak bu yayın evindeki gizli editöre aşık oluyor. Ve daha sonra olaylarımız başlıyor. Kitabın konusu çok güzeldi, çok keyifliydi. Hani böyle zaten 250-300 sayfalık bir kitaptı. İki kere otursanız hemen bitiyor yani. Böyle hemen e, kafa dağıtmalık, vakit geçirmelik bir kitap arıyorsanız kesinlikle Satır Aralarında Buluşalım'ı da okumalısınız. Ve gelelim Ravenclaw kulübüne. Bu kulübü de ben kendimi yine çok yakın hissediyorum. Çünkü ben de bu Bookstagram, Booktube e veya işte Booktalk hepsinde de varım. E, ora başlama sebeplerimden bir tanesi klasik kitapları okuyup ve bunları daha fazla insana göstermekti. Hani daha fazla insan klasik kitap okusun istiyordum. Ama tabii fantastikleri de seviyorum, klasikleri de seviyorum, romantik komedi de seviyorum, smatı da seviyorum derken böyle koskocaman bir kitaplığım oldu. Şimdi zeki kitap kurtları için klasik kitap önerisi yapacağım. Aslında böyle hani zeki diye adlandırmak hoş olmayabilir. Çünkü her insan zekidir. Sadece bazıları fantastik okumayı sever, bazıları başkasından keyif alır. Bundan dolayı hani böyle de aslında adlandırmak benim yanlışım oldu. Ee, klasik kitap önerilerine başlıyorum. Klasiklerden bir kitap olan ama Jane Austen'ın kaleminden çıkan Emma kitabı. Jane Austen'ı hepiniz bilirsiniz ki aslında ilk kitabı gurur ve önyargıydı. Yani ilk kitabı derken herkesin duyduğu, sevdiği, ilk okuduğu kitap muhtemelen gurur ve önyargıdır. Ama benim size önereceğim kitap ise gurur ve önyargı değil. Emma. Bu can yayınları baskısı. Şimdi şöyle bazen bazıları, bazı arkadaşlar bana soruyor. Can yayınlarından mı okuyayım, İş Bankası'ndan mı okuyayım, başka bir yerden mi okuyayım? Arkadaşlar İş Bankası ve Can yayınlarından bir de Doğan Kitap'tan okuyabilirsiniz klasik kitapları. Ben benim ilk tercihim her zaman canlı yayınları. Neden? Çünkü canlı yayınlarının betimlemeleri veya kelime seçimleri bana bir tık daha bana yakın geliyor. Ama bu İş Bankası'nın kötü olduğu anlamına gelmiyor. İş Bankası'nın çevirisi de çok iyi. Doğan Kitab'ın çevirisi de çok iyi. Yani ben bir sıralama yapsam şöyle yapardım. Can Yayınları, İş Bankası, Doğan Kitap. Hani bu benim tercihimle alakalı. Ama üçünün de tamamen çevirileri birbirlerine yakın. Jane Austen Emma romanını 39 yaşında tamamlamış ve aslında Jane Austen'ın da sevdiği olgunluk kitaplarından bir tanesiymiş. Yani diğer kitaplarını da seviyor ama en sevdiği kitapları Jane Emma romanıymış. Kendinden bir sürü bir şeyler kattığını söylüyor Jane Austen. Emma taşra bir kasabada yaşayan üç genç kızın gerçek aşkı aramasını anlatıyor. Bir tarafta insan yaratılışın zayıf yönlerini anlatırken diğer tarafta da insanların aslında duyguları nasıl böyle karşıdaki insana göre şekillenebileceği, yoğunlaşabileceğini anlatıyor bize, aktarmak istiyor. Ama tabii ki bunların yanında da en önemlisi İngiliz toplumunun 19. yüzyılda ne kadar katı olduğu, ne kadar kadınlara karşı olduğu, herkese, her şeye ne kadar karşı olduğunu anlatıyor. Yani aslında İngiliz toplumunun ne kadar katı ve kuralcı olduğunu anlatıyor bize. Bu videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Önerdiğim kitapları umarım seversiniz. Yine bir sorunuz olursa bana yorum atmaktan, mesaj atmaktan asla çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.